Sonra sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin, çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var? Şanlıurfa'da söz verdim, Diyarbakır'da söz verdim. Çiftçilere elektriği bedava yapacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Bozkurt Belediye Başkanımız burada. Bozkurt Belediye Başkanımız bu konuda ilk ve önemli adımı atacak. İnşallah yapacak. Çiftçiye elektriği orada bedava verecek. Şanlıurfa'ya gittiğimde Şanlıurfalı çiftçilerin en çok şikayet ettiği konu elektrik fiyatlarıydı. Bereketli bir ova, bereketli bir Türkiye. Ya bizim çiftçi elektriği niye bu kadar pahalıya alır? Hadi şeyi anladık, gübreyi anladık, ilacı anladık, mazotu anladık, dışarıdan geliyor. E Allah'ın güneşi bedava, niye bu kadar pahalıya elektrik tüketiyor diye. Oturduk bir hesap yaptık, çalıştık. Ve gördük ki eğer sağlıklı ve düzenli bir yatırım yapabilirsek, akılcı bir yatırım yapabilirsek çiftçimize elektriği bedava verebiliriz. Şanlıurfa'ya gittiğimde bunu açıkladım. Şanlıurfalılara söyledim. Dedim ki yerel yönetimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Bütün çiftçilere, Şanlıurfalı çiftçilerin tamamına elektriği ücretsiz vereceğiz. Mümkün mü? Mümkün. Planlı mı? Hesabı yapıldı mı? Yapıldı. Daha sonra Erdoğan'ı da izlediniz. O da diyor ki elinden tutan mı var? Elinden tutan yok. Engel çıkaranlar var. Ama herkes şunu bilsin, Kılıçdaroğlu yani Bay Kemal şikayet etmez. Onun görevi bütün engelleri aşıp amaca ulaşmak. Bir sen başkanımız gayet güzel bir çalışma yapmış. Bütün engellemelere rağmen biliyorum. Engellerin çıkarıldığını da biliyorum. Ya panel verilmez mi? Parayla. O bile satılmak istenmedi. Ama bütün bunlar belediye başkanımız da gerçekten de bütün engelleri aşarak bu sorunu çözdü. Şimdi Antalya'da yapıyor benzerini. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız 15.120 çiftçiye sulama kooperatifi aracılığıyla elektriği ücretsiz veriyor. 15.120 çiftçiye. Erdoğan'ın unuttuğu bir şey var. Erdoğan Bay Kemal'in hesap uzmanı olduğunu bilmiyor. Ben hesap uzmanıyım. Gerçekten de hesap uzmanıyım. Yıllarımı hesap uzmanı olarak çalıştım Maliye Bakanlığı'nda. Plan nedir, program nedir, proje nedir, hesap nedir, kitap nedir, bütün bunları bilirim. Değerli arkadaşlarım, elektrik üretmek için doğalgaz alıyorsunuz, karşında dolar ödüyorsunuz. Akaryakıt alıyorsunuz, dolar ödüyorsunuz. Kömür alıyorsunuz, dolar ödüyorsunuz. Ya Allah'ın güneşi bedava kardeşim. Dolar lobilerine teslim olmuşlar. Kömür lobilerine teslim olmuşlar. Akaryakıt lobilerine teslim olmuşlar. Ama hiç kimse şunu unutmasın, Kılıçdaroğlu kimseye teslim olmaz. Gideriz, elektriği üretiriz. Allah'ın güneşi bedava yaparız ve çiftçimize veririz. Neden çiftçiden başladık? O da önemli. Neden önce çiftçi dedik? Çünkü karnımızın doyması lazım. 85 milyon insanı besleyecek olan çiftçidir. Üretmesi lazım. Çiftçi zarar ederse, çiftçiyi toprağa küstürürseniz bunun sonu felakettir. Her şey dışarıdan gelsin. Buğday dışarıdan, mısır dışarıdan, et dışarıdan, canlı hayvan dışarıdan, fasulyeden, mercimekten, yulaftan, her şey dışarıdan. Ya bu bereketli toprakları kim çalıştıracak? Kim üretecek? Çiftçi. Bunun için hep beraber çiftçilerin kazanabileceği bir ortamı yaratmak zorundayız. Ve bunu yaratacağız. Şimdi elektrikten başladık. Göreceksiniz. Allah nasip eder. Sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Kırsalda çalışan genç çocukların ve kadınların sosyal güvenlik primini de devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yani onlar çalışacaklar. Onlar yeri zamanı gelince de emekli olacaklar. Göreceksiniz. Çiftçinin rahat ettiği, rahat tatil yaptığı, eğlendiği, ürününü aldığı, hasadını yaptığı, düğününü huzur içinde gerçekleştirdiği, tatilini yaptığı bir iklimi yaratacağız. Çiftçiyi küstürdüğümüz zaman hepimiz kaybederiz. Oysa Türkiye'nin kaybetmeye değil,
kazanmaya ihtiyacı var. Dediğim gibi hava biraz serin. O nedenle izin verirseniz burada sözlerimi bitireyim. Hepinizin huzurunda Hambat Ovası'nın gelini olan belediye başkanımızı yürekten kutluyorum. Diyeceksiniz ki bütün bunları nasıl planladınız diye. Bakın değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında enerji politikaları diye bir çalışma yaptık. Bu çalışma sıradan bir çalışma değil. Bu çalışma pek çok bilim insanının, enerji uzmanının bir araya gelip yaptığı bir çalışma. Dolayısıyla biz elektriği çiftçiye bedava vereceğiz derken, oturup da akşam yatıp sabah kalkıp elektriği hadi bedava verelim diye bir cümle kurmak istemedik. Her şeyi çalışarak, her şeyi incesine, noktasına kadar çalışarak bunu hayata geçirdik. Hepinizin huzurunda tekrar belediye başkanımızı yürekten kutluyorum. Birsen Başkanı ve aynı şekilde çalışmayı yürüten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız da var. Onu da hepinizin huzurunda yürekten kutluyorum. Hepiniz sağ olun, var olun diyorum. Bozkurt Belediyesi olarak bugün bir tarih yazdığımızın aslında bilincindeyiz. Düşünsenize, artan hayat pahalılığı, fahiş enerji fiyatları nedeniyle çiftçimiz ekip biçemez hale gelmiş. Yılda 3 ürün alan Hambat Ovası, ekilen alanlar her geçen gün azalmış. Her geçen gün ürün sayısı 1'e düşmüş. Neden? Girdi maliyetlerinin neredeyse %70'ine varan enerji maliyetleri yüzünden. Oysa çiftçimiz üretmek istiyor. Çiftçimizin üretip para kazanmak istiyor, mutlu olmak istiyor ve ucuz gıdaya ulaşmak istiyor. Ama olmuyor. Neden? Çiftçi başına burada 50 bin, 60 bin, 70 bin liraya varan elektrik paraları geliyor. Oysa biz biliyoruz ki üretmezsek tükeniriz. Ben Hambat'ın geliniyim. Hambat'ın gelini hiç boş durur mu? Bu duruma hiç teslim olur mu? Olmadık tabii. Hemen kolları sıvadık ve çözüm yolları aramaya başladık. Biliyorsunuz Sayın Genel Başkanım, biz 2014'te Bozkurt Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını göndere diktiğimizde ilk yaptığımız işlerden biri de ÇKS'ye kaydolmaktı. Şu anda biz 1 milyon metrekarelik alanda çiftçilik yapan bir belediyeyiz. Yani çiftçi belediyeyiz. Ve Bozkurt'taki pek çok tarımsal sulama kooperatiflerinin de bu sayede ortağıyız. Dedik ki, kendi elektriğini kendin üret. Zaten belediye olarak 2015 yılında şu yanda gördüğümüz güneş enerjisi sistemini kurmuştuk ve bu güneş enerjisi sistemini 2016'da devreye almıştık ve para kazanmaya başlamıştık. Yani aslında enerjiyi biliyorduk. Kooperatif üyeleriyle anlaşmamız zor olmadı. Tabii bu çok uzun ve meşakkatli bir süreç. İmar planları yapmak, fizibilite yapmak, projelendirmek. Projelendirdikten sonra bağlantı anlaşmalarını almak ve asıl finans işini çözmek. Ve bu zamanda zaman su gibi akıp geçti. Ama bürokrasiyle uğraşmamız o kadar kolay olmadı, çok oyalandık. Heyecanımız sönmek üzereydi ki sizin çiftçiye elektriği bedava vereceğiz çıkışınız bizi heyecanlandırdı. Sayın Genel Başkanım, vizyonu siz çizdiniz, düğmeye biz bastık. Evet, bir doping oldu sizin söyleminiz. Heyecanımızı tazeledik ve var gücümüzle çalışarak bugünlere geldik. İşte görüyorsunuz ki biraz önce Bozkurt'ta da gördüğünüz gibi çiftçimiz şen, çiftçimiz heyecanlı. Başta da belirttiğim gibi mutluyum. Mutluyum çünkü gerçekten bizimkisi mavi yeşil bir aşk hikayesi. Çiftçimize neredeyse
bedavaya elektrik vereceğiz ve bu sayede Hambat Ovası susuz kalmayacak. Yılda 2-3 mahsul veren tarlalar 1000 ürün vermeye başlayacak. Maliyetlerimiz düşecek. Halkımız ucuz gıdaya erişecek. Hayat pahalılığı denen o koca çölde Bozkurt adeta bir serap gibi yıldızlaşacak. Mutluyum dedim. Hambat'ın gelini mutlu olmasın mı bundan dolayı? Efendim bir de umutluyum. Çünkü Bozkurt'ta yaktığımız bugün bu çoban ateşi sizin sayenizde dalga dalga tüm ülkemize yayılacak. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Konya'da, Çukurova'da hep bütün çiftçiler bedava elektriğe kavuşacak. Ürünler bollaşacak, maliyetler düşecek ve halkımız ucuz gıdaya erişmeye başlayacak. Umutluyum sevgili genel başkanım. Çünkü görüyorum ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında beraber üreteceğiz. Ve ürettiğimizi hakça paylaşacağız. Temiz ve ucuz enerjiyle yeniden tarımda önder ülke olacağız. Umutluyum sevgili genel başkanım. Çünkü biliyorum ki tüm engellemelere karşı geliyor gelmekte olan. Saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim.